Merhaba arkadaşlar, Titan Quest'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Mısır'da ilerliyorduk. Bir boss kestiydik herhalde geçen bölümde hatırladığım kadarıyla. Bayağı uzun süreç oldu. Dişimden rahatsız olduğum için bir haftadır video çekemiyorum. Normalde her gün video atıyordum. Ama bir haftadır video atamıyorum. O yüzden günlük 2-2 video atıp geçen haftayı telafi edeceğim. Bu hafta ikişer ikişer video atıp geçen haftayı telafi etmeye çalışacağım. Ondan kaynaklı bir durum oldu. Yani dişim bir iltihap yaptı. Ameliyat olacağım cumartesi günü. Alacaklar kök dişlerimi. Bir dişim vardı, kırıldı, altındaki kökleri kaldı. Çenemle kaynamış. Çene ameliyatı olacağım. O yüzden biraz sıkıntı oluştu. Video çekemedim. İltihaplıydı dişim ve ağzım şişti. Şimdi ben hangi kalkanı kullanıyordum? 4, 23 enerji, 75 hasar. Şunu kullanıyordum. Şu kalkan vuruşunu. Tamam. Böyle skilleri değiştirebiliyormuşum. Bunu fark ettim. Tamam. Şimdi önce el yakmamı bir vereyim. El yakmamızı bir verelim. Ne yaptıydık? Zırhlar bulduyduk. Yeni setler giymiştim. Kafalık bulduydum. Bir silah bulduk ama silah giyemiyoruz. Çünkü güç istiyor. 184 puan gerekli güç puanı. Bizim 141 puan var gerekli güç puanımız. Yeterli değil. O yüzden giyemiyoruz. Videoların kalitesini arttırdığımı söylemiştim geçen bölümde. Yani artık 1080p veriyorum videoları. Yazıları artık daha net görebildiğinizi düşünüyorum. Ya da grafikleri daha net görebildiğinizi düşünüyorum. Eğer ki bir sorun varsa siz bana belirtin. Ben onu hallederim bir şekilde. Tamam, buradan gideceğiz. Şimdi oyuna yeniden girdiğim için büyük ihtimalle bütün yaratıklar yine spamlandı. Bu bölgedeki yaratıkları keseceğiz abi. Yine hatırlatma babında söylüyorum. Bakayım. Şimdi bir tane arkadaş geçen yorumlara şey yazmıştı. Allah'tan ben o an bilgisayar başındayım, denk geldim, hemen cevap verebildim adama. Yardımı dokundu büyük ihtimalle. Abi dedi, yaratıkları öldürüyorum. İtemler düşüyor ama alamıyorum. Pot dışında hiçbir şey yerden alamıyorum. İsimleri yazmıyor dedi. Arkadaşlar klavyede sol taraftaki alt tuşuna basarsanız isimler açılacak. Yani eğer gri item değilse isimler açılacak. Bakın, gri itemleri göstermenin de bir yolu vardı. Hangi tuşa basınca gri itemler gözüküyordu lan? Yani alt tuşuna, sol taraftaki klavyenin solundaki alt tuşuna 3 kere mi ne basınca gri itemin üzerindeki bütün itemlerin isimleri açılıyor arkadaşlar. Oraya basarak düzeltebilirsiniz onu. Mesela açıldı, bakın. Alt tuşuna bir kere basıyorsunuz gidiyor, bir daha basıyorsunuz geri geliyor. Yani sol taraftaki alt tuşuna basarsanız düzelecek, açılacak. Gri itemler açılmıyor. Bir de gri itemlerin de açılan bir tuş var da hangisi olduğunu unuttum şu anda. Bütün tuşları denemem gerekiyor. Şu an onunla uğraşamayacağım. Ama yani tuşlarla alakalı. Alt tuşuna bastığınızda zaten gri itemleri almıyorsunuz yerden, gerek yok. Ben sarıları topluyorum mesela, beyazları almıyorum. Sarı ve üzerini topluyorum para yapmak için. O yüzden alt tuşuna basmanız yeterli. Bir arkadaş da şey sormuş abi, DLC'sini oynayacak mısın, işte Ragnarok DLC'sini ya da Atlantis DLC'sini de oynayacak mısın diye sormuş. Bir arkadaşımız da şey yazmış yorumlara, klaslarla ilgili rehber çekersen çok iyi olur. Hani klasları tanım, yani bazı insanlar oynayıp da kendine yakın klasları bilmeyen insanlar var. Yani belki de kendin daha çok zevk alabileceği bir klası oynayabilir ama adam bilmiyor. Bunlar için rehber çeker misin demiş. Oyunun hikayesini bitirdiğimde, yani Juggernaut'la oyunun hikayesini bitirdiğimde arkadaşlar, bütün klaslara tek tek rehber çekeceğim. Tabi bu rehber kendi düşüncem doğrultusunda olacak. Yani kendi kararlarım doğrultusunda yaptığım bir klas. İlla siz benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece mantığını anlatacağım ve kullandığım skill'leri göstereceğim. Siz bunu değiştirebilirsiniz kendi tarzınıza yönelik. Çünkü oyunda birçok şey kombolanabildiği için kimseye kalkıp da illa da bunu yapmak zorundasınız diyemem. Sadece mantığını anlatacağım ve kullandığım skill ağaçlarını göstereceğim. Ya da o klası nasıl değerlendirdiğinizi göstereceğim. Bunu nasıl çeşitlendirip kullanacağınız size kalmış. Yani ben zorunlu olarak bu şekilde yapın diyemem klaslarla ilgili. Sadece bunu göstereceğim. Ama
Söylemiş olduğum gibi Juggernaut'la öncelikle hikayesini bitirmem gerekiyor oyunun. Hikayesini bitireceğim. Neden diyeceksiniz? Bir klası kasmak çok uzun sürüyor. Oyunda çok fazla klas çeşidi var. Ve klaslara level kasıp maksimum levele getirip kasmak ve şu skill'leri maxlamak çok uzun sürüyor. Bunun için zamana ihtiyacım var. Sırayla olacak. Belki yani ayda bir bile gelebilir klas videoları. Çünkü gerçekten klası son seviyeye kadar kasması bayağı bir zor arkadaşlar. Kasacağım. Ha şöyle bir modu varsa bakacağım o modlara da. Mod olarak yani bütün skill puanlarını açma, skill'leri bir anda fulleme gibi bir mod varsa onu kurup tek tek klasları hızlı bir şekilde rehber çekip gösterebilirim. Ama yoksa tek tek karakterleri kasmam gerekecek. Bu da biraz zaman alacak. O yüzden önce hikayenin bitmesi gerekiyor. Hikaye modunu bitirdiğimizde bu klas işlemine bakacağız. Şimdi ben buraları zaten gezmiştim ama şimdi oyuna girip çıktığınız zaman yaratıklar tekrar spawnlandığı için tekrar öldürüyorum. Çünkü XP kasmış oluyorum bu sayede. Level atlayıp daha da fazla güçlenebilelim diye. 26 level'e kadar can ve güç veriyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi burada tehlikeli bir kuş var. Geçen bölümde bunu deneyimlemiştik. Yere kan gibi bir şey atıyor, bir skill atıyor ve inanılmaz şekilde can yiyor. Şuydu galiba o şerefsiz. Yo bu değil. Biraz büyük bir şeydi. Bir anda canımızı eritip bizi öldürdüydü geçen bölümde. Bu arada envanterim de doldu. Gitmem gerekiyor şehre. Şu an güçlü olduğum için rahatlıkla vurup öldürebiliyorum. Zaten yanma ve zehir hasarı var silahımda. Vurup bir kere vuruyorum, bırakıyorum. Yanarak ya da zehirden ölüyor zaten arkadan. Öyle. Bazı karakterler var arkadaşlar. Karakter doğası gereği yani sınıfı gereği tek atıyor. Yani yok ediyor ya. Öyle diyeyim. Bir koyuyor, adam direkt ölüyor. Direkt öldürüyor, öldüren karakter var. Skill'lerinden kaynaklı. Öyle karakterler de var. Ben şu anda Guardian sınıfının üzerindeki, yani Defense sınıfının üzerindeki karakteri oynuyorum, Juggernaut'ı. O yüzden benim tek vuruşla bir anda öldüremiyorum karakteri. Şöyle diyeyim size. Şimdi savunma ustalığın üzerinde, yani savunma ustalığıyla komboladığım her sınıfın bir karakteri var. İşte toprakla birleştirirseniz farklı bir Juggernaut oluyor. İşte Storm'la birleştirirsek miydi? Aynen Storm'la birleştirdiğimizdeydi galiba. Paladin oluyor falan gibi. Yani neyle birleştirirseniz klasınız değişiyor. Ben savunmayla şu anda craftlayarak yeni klaslar oluşturuyorum. O klasla oynuyorum. Savunma tabanlı olduğu için. Ama tek atabilen klaslar da var. Ya da büyücü klasları var hiç yaklaşmadan. Mesela Summoner var. Summoner'da çağırıyorsun yaratıkları. Sen taşın içine gir. Yaratıklar savaşsın. Sana kimse dokunamıyor bile. Öyle sınıflar var. Bu sizin o klastan ne kadar zevk alacağınıza bağlı ya da ne nasıl düşündüğünüze bağlı bir durum. Zevk almaya da bilirsiniz. Zevk alabileceğiniz klas da olabilir. Bunu rehberde zaten tek tek anlattığımda göreceksiniz. Yani kendinize oradan bir tane klas illaki seçeceksinizdir. Şimdi Title Quest eski bir oyun olduğu için şu anda çok oynanan, popülaritesi olan bir oyundur ama Atlantis DLC'si geldiği için Avrupa'da ya da diğer yabancı ülkelerde şu anda Atlantis sömürülüyor. Öyle böyle değil. Atlantis DLC'si ve halen oynanan bir oyun. Popülaritesi o bölgelerde olan bir oyun. Türkiye'de tabii ki o kadar popülaritesi yok. Tabii yine oynayanı var. Sadece bunu çekmemin sebebi yani bunu rehberleştirmemin sebebi o oynayan insanlara bir şeyler bırakabilmek. En azından bir şey bilmiyorsa ya da fark etmediği bir nokta vardır. Belki ona aktarabilirim diye çekeceğim. Ya da ilerideki bir gün sağlıyorum 5 yıl sonra bir tane adam YouTube'a oyunu merak edip de yazdığında önüne en azından rehber tarzında bir şeyler çıkabilsin diye o seriyi bırakacağım. O rehber tarzı durumu bırakacağım arkadaşlar. Sorun olmayacak. Ama ilerideki süreçte önce ben bu hikayeyi bir bitirmem lazım. Yani bütün haritayı bir açmam lazım. Şu Juggernaut'ımızı bir kasmamız lazım. Ben buraları açmışım. Şuradaki mağaraya gireceğim. O mağaraya ben girmiştim aslında. Geçen bölümde. Ama bir daha gireceğim. XP puanlarını bırakmayalım orada.
videoların altına şöyle yorumlar da geliyor arkadaşlar. İşte abi şu oyunu da oyna, bu oyunu da oyna, buna da rehber çek falan diye. Yani yüzlerce oyunu aynı anda oynayamıyorum maalesef ama yani söylediğiniz oyunları tabii ki ilerideki süreçte oynayacağım. Ben sırayla gitmeye çalışıyorum. Terraria hala elimde. Terraria hala bitmedi. Elimde kaldı lanet olası oyun. Oyna oyna bitmiyor. Çok büyük olduğu için daha rehberini yarıya getiremedik. Önce elimizdeki oyunları bir bitirelim, bir tamamlayalım. İnsanlara elimizdeki oyunlarla ilgili detaylı bir içeriği bırakalım. Verebileceğimiz her şeyi verelim. Sizin yorumlarda söylediğiniz oyunları da kesinlikle oynayacağım ya da rehber yapacağım arkadaşlar. Don't Starve olsun, işte diğer söylediğiniz eski oyunlar dahi olsa ben oynuyorum. 99-98 yapımı demiyorum, oynuyorum. Benim için oyunun grafiği, kalitesi önemli değil, bana verdiği haz önemli. O yüzden o beni pek etkilemiyor. Hepsini oynayacağım ama çok fazla oyun olduğu için hepsine bir anda yoğunlaşamıyorum. Çünkü benim bir iş hayatım var, çalışıyorum falan. Bir de evlilik süreçlerim var. Yani o kadar yüklenemiyorum bir anda hepsine birden. Şimdi mesela bir tane arkadaşımız şey yazmış. Robin Hood'un bir tane oyunu vardı. Ta eski videolarda yazdı. Uzun zaman önce yazdı da. Robin Hood'un bir tane oyunu var mesela. Benim istek sistemde hala duruyor oyun. Hala unutmadım onu. Onu oynayacağım mesela. Ama şu andaki oyunlardan zaman kalmıyor. O yüzden şey yapamıyorum, yüklenemiyorum. Ama aklımda her oyuna, yani bu kanalda aradığınız bir gün, bir gün diyeyim, hani erken zamanda olmayacak bu, emin olabilirsiniz. Çünkü YouTube benim işim değil. Ben YouTube'dan para kazanıp da ev geçindirmiyorum ya da faturalarımı ödemiyorum. Çünkü bana öyle bir para bırakmıyor arkadaşlar maalesef. Öyle bir şey yok. Benim kazancım çok 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 minimum derecelerde bu YouTube'la ilgili. Öyle milyon dolarlar kazanmıyoruz ya da 100 TL, 300 TL, 1000 TL falan kazanmıyoruz maalesef. O yüzden bu benim geçim kaynağım değil. Ben zamanım oldukça video çekiyorum. İşim olmadığı için de, yani bu benim kendi birinci işim olmadığı için de zaman oldukça çektiğim için videolar hızlı hızlı gelemiyor. Ben zaman buldukça geliyor. Ama bir gün bu kanalda işte istediğiniz, aradığınız bütün oyunla ilgili hem oynanış hem rehber videolarını bulacaksınız. Ha, o gün yarın mı olur, bir yıl içinde mi olur bu diye bir şey diyemem. Çünkü zamanla video çekip attığım için hızlı bir şekilde gelişmeyecek. Gördüğünüz gibi zaten kanal hızlı bir şekilde büyümüyor. Yıllardır ben kanala video atıyorum ara ara. Yani şu anda 3140 aboneyiz. 3140 aboneye ulaştık. Normalde şöyle düşünün, işte babaannesini fıçıya sokup slime'a bulayan kişiler falan, böyle kafasından ayran döken, işte ne bileyim, challenge yaptık, fanta şişelerini aldık, otobüse fırlattık falan gibi videoları çeken kanallar 5-6 ayda 50.000 100.000 abonelere ulaşabiliyor. Ama ben öyle o tarzda bir kanal olmadığım için, yani ben işten sonraki süreçlerde hobi olarak oynadığım oyunları videoya çekip rehbere çevirdiğim için benim kanalım hızlı bir şekilde büyümüyor. Bu beni rahatsız da etmiyor çünkü zaten ben bunu birincil bir iş olarak yapmıyorum. Bu benim karnımı doyuran bir iş değil. Sadece sevdiğim için yaptığım bir iş. O yüzden yavaş yavaş ilerideki süreçte birçok videonun, işte birçok oyunun rehberi, oynanışı falan olacak kanalda. Ama bu süreç alacak tabii ki de, yani hızlı bir şekilde yapamam. O yüzden sürekli abi bunu da oyna, şunu da çek, bunu da çek demeniz bir şey ifade etmiyor. Ben onu o şekilde yapamam. Bir anda yüklenemem o videolara çünkü benim 7/24 bilgisayar başında durmam gerekiyor sizin o istenizi yapmam için. Yani o oyunların hepsine rehber video çekebilmem için benim 7/24 bilgisayar başında durmam gerekiyor. Yani bunu iş olarak yapmam gerekiyor ki öyle bir durum mevcut değil şu anda. Zaten yapamam yani. Çünkü buradan getiren getiri beni asla ve asla yaşatamaz. Şu anda bu YouTube'un bana kazandırdığı para beni asla yaşatamaz. Benim bir internet faturamı ödeyemez yani. O öyle diyeyim. O yüzden ben bunu hobi olarak yaptığım için o kadar büyük beklentilerde bulunmayın. Ben yavaş yavaş müsait oldukça video çekip atan bir kanalım. İzlemeyi seviyorsanız, abone olduysanız şöyle düşünün kanal arkadaşlar. Bugün video atmış, şuna bir ara bir bakarım. Hani düzenli olarak olan video gelse de izlesek diye değil de Ufuk abi video atmış, bir ara oturup da bakarım diye düşünün. Yani tadımlık bir kanal gibi düşünün. Arada bir izleyebileceğim bir kanal gibi düşünün. Düzenli olarak seyredeceğim ya da sürekli olarak kullanabileceğim bir kanal gibi değil de, çünkü ben dediğim gibi o derecede, sizin istediğiniz derecede yüklenemiyorum kanala. Benim bir hayatım var ve para kazanmam gerekiyor. Bu parayı da bu kanaldan kazanmıyorum arkadaşlar. Yani zamanım oldukça geliyor videolar. O yüzden bununla ilgili baskı yapmazsanız sevinirim. Şimdi üzerime gelen itemler, bunu satıyoruz. Bunu satıyor. Bu ne lan?
Ayak mı lan bu? Oo, benim ayaklığım çok iyi ya. Geçen bulduk. Bunu satıyoruz. Bunu da sat. Kalkana ihtiyaç yok. Büyücüden sen değiliz. Oğlum bu ne? Ben... Beceri istiyor 142. Çok güzel bir kafalık. Beceri istiyor. Benim becerim 100. 42 puan beceriyi asla alamam. Bunu satacağız mecbur. Asaları satacağız. Mızrak kullanmıyoruz. Asa kullanmıyoruz. Büyücü değiliz. Kalkanı gönderiyoruz. Bu gidiyor. Mace kalıyor. Yüzük var. 83 can veriyor. Gönder. 13 zeka gönder. O soğuk direnci gönder. Bu bir görev. Bunu yakarış parşömenini aldık. Burada... Ah pardon. Geri ver. Seni satmayacağım. Şimdi şunu sat. Bunu sat. Bunu sat. 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 Tamam. 922.000 paramız oldu. Şimdi şunları bir birleştirelim. Yarasa kanatlarını. Yer kaplamasınlar. Şu tableti şuraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Mis. Şu anda bütün slotlarım boş. Geri gidebiliriz. Bu adam da büyü silmeye yarıyor. Hatalı bir skill puanı verirseniz silmek için bu adama gelip para karşılığında silebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. Daha önceden verdim mi hatırlamıyorum çünkü. Şimdi burada bir champion var. Champion. Ben şöyle bir sandıkları açayım. Aranızdan çıkıp. Siz bir araya toplanalım. Şöyle bir koyayım size. Sana da bir kalkan. Aa bir şey düştü lan. İtem düştü. Bir dakika. Sifon düştü. Sifon diye bir item düştü. Şampiyon çok güçlü ve efsane vuruyor ha. Fena vuruyor. Sana ben bir zehir bırakayım şöyle. Tamam. 3000 XP aldım lan. Şimdi şu neymiş? Buna bir bakalım ya. Bize yarayan bir şey mi bu? Ne bu? Asa. Bunu şöyle koyalım. Bu asayı ben depoya atarım. Mage bir karakter açtığımda o karaktere veririm. 16'ya 50 elektrik hasarı var. %21 elektrik hasarını arttırıyor. %23 elektrik yanık hasarı veriyor. 9.57 can emme 3 saniye boyunca, %25 can emme arttırıyor, 27.51 enerji emme sağlıyor, artı 18 zekaya katkıda bulunuyor, 1.1 saniyede de enerji yenilemesine artış sağlıyor. İnanılmaz bir asa. Öyle böyle değil lan. Bu neymiş böyle? Bunu mage bir karaktere bir yapıştırdım var ya, öf akar. Mükemmel. Bu herhangi bir setin parçası değil değil mi? Sifon. Adı Sifon'muş. Bu çok manyak bir asa bulduk. Güzel. Klaslarla ilgili rehber çektikten sonra arkadaşlar şöyle de bir planım var. Onu da söyleyeyim. Oyunda biliyorsunuz ki birçok item var. Birçok taş var. Tablet var. İşte bir sürü zırh var. Silah var. Kostüm var. Setler var. Vesaire vesaire. Bunların hepsini görebilmeniz için oyunu uzun uzun oynamanız gerekiyor. Yani hepsine hakim olabilmeniz, hepsini bilebilmeniz için uzun uzun oyun oynayıp hakim olmanız gerekiyor. Ben bunlarla ilgili de rehber çekeceğim. Yani bu oyunu dibine kadar didikleyip rehber olarak bırakacağım. Bulabildiğiniz her şeyi göreceksiniz oyunda. Oyun hakkındaki her şeyi öğreneceksiniz. Ben o şekilde söyleyeyim. Terraria'yı nasıl didiklediysem... İlk sezonda hani oyunu bilmeden başladım, işte kendim keşfettim. İkinci sezonda yarı yarıyaydım artık. Yarısını biliyordum, yarısını böyle daha yeni çözüyordum. Artık üçüncü sezonda oyunun artık ilahı olduk. Çözdük, sonra rehber serisine başladım ya. Aynısını bunda da yapacağım. Rise of Nation'da da öyle yaptım. Rise of Nation'da 12 bölüm oynanışı çektim. Orada anlatmaya çalıştığım bir şeyler. Oyun böyle, yaşam mantığı şu şekilde oynanıyor falan filan diye. Sonra rehberine başladım. Rehberini çekiyorum üçüncü bölümde hatta şu anda. Onun tamamlıyorum mesela. Şimdi Titan Quest'i de aynen bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bütün dibine kadar tüm rehberi koyacağım. Her şeyi göreceksiniz. Hangi setler var,
hangi zırhlar var, neler, nelerle karşılaşıyorsunuz, neler görüyorsunuz, hepsini göstereceğim. Hepsine rehber çekeceğim. 10 numara bir şekilde oyunu tam anlamıyla açıklamış olacağım. Türkçe bir içeriği YouTube'da bulunacak. Yani birisi aradığında ulan vay be oyunda bunlar mı varmış diyebilecek ya da aradığım şey burada varmış diyebilecek videoyu bulduğunda. Amacım tamamen bu. Bunu buradan belirteyim. O yüzden takip ediyorsanız ya da oyun hoşunuza gidiyorsa, ben uzun süre oynamayı düşünüyorum diyorsanız beklemede kalın ya da takipte kalın bu oyunu. Bu şekilde ben zaman buldukça video atmaya çalışacağım arkadaşlar, detaylı bir şekilde. Sonra başka bir oyuna geçeceğiz. O oyunla da ilgili yapacağım bir şeyler. Yani şöyle diyeyim, şimdi birçok kanal gibi benim amacım lan şu oyun oynayayım bak çok beğeniyorlar, İzleniyor, bana izlenme katıyor, para kazandırıyor falan değil de ben o oyunu oynayıp rehberini bırakmak istiyorum. İnsanlara içeriğini bırakmak istiyorum. Hani insanlar orada bir şeyi fark edip kendileri de öğrenebilsin ya da kendileri de oyunda bunu fark edip kullanabilsin istiyorum. Tamamen amacım bu. O yüzden bir oyuna gidip de küt diye yüklenmiyorum. Mesela bana videolarda sürekli abi Ark oyna, abi Ark oyna, Ark Survival oyna falan diye abanıyorlar video yorumlarında. Bende Ark Survival var, bilgisayarımda da yüklüydü, belli bir sürede oynadım. Hatta iki bölümde çekmiştim, sonra sildim onları. Dedim ki o iki bölümü çektikten sonra, abi dedim bu oyun detaylı bir oyun, içeriği bol bir oyun, detaylı bir oyun. Ben bunu sileyim bu iki videoyu. İleride ben bunu çekeyim video. Önce bir oynarız dibine kadar. Sonra buna güzel bir rehber çekerim. Rehberi bırakırım. İnsanlar o rehberle bir şeyleri öğrenerek oynar. Kendileri de oyun oynarken zevk alarak oynar. Yani yaptığı şeyi anladığı zaman, çünkü insan işte sallıyorum bir oyun oynarken hikayesini anladığınız zaman, yaptığınız şeyin anlamını anladığınız zaman insanın hoşuna gidiyor. Zevk alıyorsunuz oyundan. Mesela ben İngilizcem çok iyi değil. Ben bunu her zaman her videoda söylüyorum. Ben İngilizceyi çok fazla bilmiyorum. Çok böyle nasıl diyeyim, okuyorum az buçuk anlıyorum yani İngilizceyi ve kelimeleri telaffuz da edemiyorum. Bunu sürekli olarak söylüyorum. Bazıları rahatsız oluyor. İşte o öyle okunmaz, böyle okunur. Sen onu öyle yanlış söylüyorsun falan. Kardeşim sen iyi söylüyorsan ne mutlu sana. Ama ben de böyle yani. Ben bilmiyorum. Hiçbir İngiliz bir adam Türkçe bilmediğinde kalkıp da adama demiyorlar yani öyle okunmaz böyle okunur diye. Yani adam bilmiyor, okuyamıyor yani. Bu kadar basit. Dili döndüğü kadar telaffuz edebiliyor. Benimki de öyle. Bundan bazı arkadaşlar rahatsız oluyor mesela. Şimdi ben oyun İngilizce olduğu zaman ya da İngilizce yazısı bol olan oyunlarda anlamıyorum. Tamam mı? Yani oyunun hikayesine, bana anlatılmak istenen ne, bana vermek istediğini, bunu kavrayamıyorum. Kavrayamadığım zaman zevk almıyorum oyundan. Ki aynı şey sizin için de geçerlidir. İngilizce bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. İngilizcesi çok iyi olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Aynısı sizin için de geçerlidir. Boş boş oynuyoruz böyle. Hani bu, aa, burada ne yazıyor? Burada ne anlatıyor? Bunun özelliği ne? Böyle ne demek istiyor falan. O zevki alamıyorsun. Ama yaptığın şeyin anlamını, hikayesini, işte anlatmak istediğini anladığın zaman oyun ayrı bir zevkli geliyor. İşte bu zevki verebilmek için aslında videoları çekiyorum. Bu tarzda rehber videoları ya da oynamış videoları çekmeye çalışıyorum. Öğrendiğim şeyleri aktarıyorum ki insana. Adam anlayamadıysa ya da çözemediyse o şeyi zevk alsın bundan. Oynadığı şeyi anlayarak oynasın, zevkini alabilsin diye yaptığım bir şey aslında bu. Ve bu şekilde de devam edecek. Hiç değişmedi bu durum. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ama söylediğim gibi yani bu benim para kazandığım bir iş hayatı değil. Ben hayatımı YouTube'dan kazanmıyorum maalesef. Öyle bir durum mevcut değil. Kapımın önünde Lamborghini'ler, Camaro'lar, işte Gallardo'lar falan yok. Ya da 3 kat triplex bir evde kalmıyorum. Ufacık bir 60-70 metrekare bir evim var Allah'a şükür. Orada yaşıyorum. Ufak bir odamda bilgisayarımla oyun oynuyorum ve bu oyunlarla video çekiyorum. Yani bu benim ekmek parası kazandığım bir platform değil. O yüzden zaman buldukça attığım videolar bunlar. O yüzden bekleyin. Yani sabırsızlık edip abi hadi video at, hadi video at demeyle olmuyor arkadaşlar. Gerçekten iş hayatı gibi olsa. Şimdi ben bazen şeylere de kızıyorum. Bu YouTube'dan para kazanan, bunu meslek olarak yapan insanlara ben bazen kızıyorum abi. Neden? Kazandığı paradan dolayı ya da yaptığı işten dolayı değil. Nasıl yaptığı umurunda bile değil. Video izleniyor diye oynayıp bırakabilir. Oyunu tamamlamayabilir. Oyun hakkında rehber anlatmak zorunda değil. İnsanları sadece eğlendirmek amaçlı
bir şeyler çekip bırakabilir. Ama şöyle bir şey yapıyorlar. Sen binlerce kişiyi kanalına toplamışsın. Yani binlerce kişi senden bir şey bekliyor, bir video bekliyor. İzlemek için bekliyor, eğlenmek için bekliyor ya da bir şey öğrenmek için bekliyor. Senden bunu bekliyor ve sen bunu sadece bu işi yapıyorsun. Sadece bu işten para kazanıyorsun. Ve bundan ekmek yiyorsun. Yani bu yediğin ekmeği hakkını vermesi lazım. Bu attığı videoyla alakalı olarak demiyorum bunu. Şöyle diyeyim. Bir işe gittiğinizde özel sektörde çalışan arkadaşlarımız bilir. Şu an izleyen arkadaşlarımız. Ne yapıyorsun? Sabah kalkıyorsun değil mi? 7'de kalktın. Gittin 8'de işledin. İşbaşı yaptın. Akşam 7'ye kadar, akşam 8'e kadar çalışıyorsun değil mi aralıksız? Oranın istediği bir ihtiyacını karşılaman lazım. İş yerinin senden istediği performans karşılaman gerekiyor. O saate kadar çalışıyorsun aralıksız. Ve bunu para kazanmak için yapıyorsun. Sen şimdi YouTube'dan ya da yayıncılıktan olsun para kazanıyorsan abi, bunu da iş disiplininle yapman gerekiyor. Yani YouTube'dan sen sadece gelirin YouTube'da ve bunu iş olarak yapıyorsan, insanlar da senden bir şey bekliyorsa, tamam, bunu iş olarak yap. 7/24 bilgisayarın başında dur hafta içi, tamam mı? 10 tane video çek gerekirse ya da detaylı videolar çek, insanların önüne sun. Çünkü bu senin işin. İşin bu. Ama ne yapıyorlar? Bir saat adam video çekiyor, koyuyor. Bir hafta sonra ikinci videoyu koyuyor falan. Yani abi sen bunu işe çevirmişsin. İnsanlar senden bir şeyler bekliyor. Yani neden bunu inanılmaz bir rahatlığa çevirip disiplinini bozuyorsun ki? Yani bu bana çok sinirlendirici geliyor. Şahsen ben bunu iş olarak yapsam, bu benim gerçekten para kazandığım bir iş olsa, ben büyük ihtimalle hafta içi sabahın 8'inde kalkarım. Akşam 8'e 9'a kadar sürekli oyun oynar, video çekerim. Deli gibi video çekerim. Günde 3'er 4'er video atarım abi. 3'er 4'er video atarım. Çünkü benim işim derim, cumartesi pazarları da mesela video atmam. Derim ki tatil. Benim işim 5 günlük. Bu 5 gün içerisinde verebileceğimi verdim. Cumartesi pazar tatil yaparım. Video atmam mesela. Yorumlara falan cevap yazarım. Yani bence olması gereken bu. Sen bunu iş olarak yapıyorsan böyle yapmalısın bana göre. Tabi bu kişinin düşüncesine göre, bakış açısına göre değişiyor ama ben böyle düşünüyorum. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. O yüzden ben bu işten para kazanmadığım ya da bununla geçinmediğim için bu şekilde yavaş yavaş geliyor videolar. We don't have walls. We don't have city guards. And now crocodiles that walk like men attack us nice crocodile men. Raid our village. They steal our children. And our lives, the reptilians, that is what we call them. They are too strong, they are ruthless. It is too much for us. How can we tend our farms? Soon it will be the monsters who farm here. We cannot hold out against them. Soon it will be the monsters who farm here. We cannot hold out against them. Have you heard? A fierce breed of monsters has begun attacking our farms. It's true. I was unloading baskets of papyrus from my boat when I saw them. They crept out from the marsh along the... I won't even venture down to the water's edge. I won't even venture down to the water's... Burası duvarsız ve surlusuz bir köymüş. Gardiyanları ya da kendilerini savunacak askerler yokmuş. Ve reptilyanlar, timsahlar sürekli buraya gelip bunlara saldırıp rahatsız ediyormuş. Benden yardım istiyorlar şu anda. You must understand. Every year the river Nile rises. If it didn't rise, our crops would not grow. If it rises too much, our homes... These monsters are clearly sent by the stranger. The gods are in everything. Bast lives through the cat. Yes, the monsters... Understand, we are farmers. If the Nile wishes to destroy us, if the desert wishes to destroy us, if the monsters or sickness, these are times of much sorrow. These are times of... Ne anlatıyorsun dayı ya? Şöyle bir bakalım. Aha. Ne yapıyorsunuz lan burada? Bir tanesi nehir kenarındaki reptilyanlardan bahsetmişti. Onlar bunlar büyük ihtimalle. Hemen bunları kaldıralım oradan. Thank you.
Yeşil item çıktı iki tane. İnşallah bana yarıyordur. Hemen bakıyorum. Nereye gitti onlar? Savaş kılıcı. Peh, çöp. Onur muhafızının reptilyan harmanisi. Momantin 57 zırh veriyor. 9 artı zırh veriyor. %12 delme direnci, %43 sersemletme direnci, %41 yavaşlatma direnci veriyor. Güçle takılan bir item. Ama ben bunu çıkartırsam, yani üzerimdekini çıkartırsam güç puanımı kaybederim, giyemem. Bak kayboldu. Fuck ya. Lan ne oldu? Niye giyemiyorum bunu şimdi? Allah Allah. Az önce nasıl giyiyordum ben bunu? Peki, çıkardım bir anda giyemez oldum. Abi az önce nasıl giyiyordum ben bunu? Allah Allah, çok ilginç lan. Botları da giyemiyorum. Botlar da kaybetti etkisini. 154 güç. Aa! İnanılmaz. Bir anda ne oldu öyle ya? Onun dışında bir şey daha mı çıktı benim üzerimden? Yo, her slot dolu. Allah Allah, bir anda bunları giyemez oldum. Neyse, şimdilik giymeyelim bakalım. Şunları ben bir temizleyeyim de. Your inventory is full. Çok ilginç ya. Bir anda giyemez oldum. Neyse, level atlayınca puan vereceğim ya, o zaman giyerim. Şu asayı falan koyalım. Şu şeyi, oha, gerekli güç 202'ye yükselmiş ya. Bu var ya, hayatta giyemeyiz biz bunu ya. Bir sürü itemim var, şuraya bak. Nakil alanında da ayrı dolu. Obsidyen hilali var. Gerekli güç 155. Buna yaklaşmışız bak. Birazdan yakındaki süreçte bunu gir. Aa, ama bu balta ya. Ben mace kullanıyorum. Ben mace kullanıyorum abi. Sıkıntı. Yani balta olarak bunu kullanmaya değer mi diye düşünüyorum. 35'e 45 normal. Ama yani yok. Ben mace kullandığım için olmaz yani. Bayağı güzel şeyler düşürdüm ya. Sırtlan kemeri falan filan. Şimdi şu şeyleri atalım. Parçaları atalım. Üzerimde yer kaplamasın. Hatta bak, şununla şunu birleştireyim ben. Şurada birleşecek şey var. Bu. Bu zaten görev. Şunları bir birleştirelim. Aha, burada bir tane daha var. Dur lan. Şey bulmuşuz. Birleştirelim bunları. That's it. We're out of space. Gel böyle. Sen gel böyle. What? Do you need something? Tamam, mis. Şimdi satılacak itemleri satalım. So long.
Everything you see. Şimdi bu kalkanı alıyorsun kardeşim, tamam mı? Bu yüzük çöp. Zırh 44'e artı 24. Oha. 68 zırh veriyor toplamda. Bendeki kaç veriyor lan? 39 40 desek 54 53 59 69. 1 puan fazla bendeki. Yok, sat bunu. Sat. Bunları satıyoruz. Kalkan çöp, mızrak çöp. Bu güzel de yani 149 güç istiyor lan buna. 57 artı 14 67 eder 4 oradan. Oha, can yenilemesi falan da var. Bunu ben kenarda tutuyorum. Bunu giyeceğim ben. Bunu giyeceğim. Şuraya alıyorum bunu. Şu satılıkları gönderelim. Dur, daha da iyisi var. Dur. 57 artı 9 sersemletme direnci falan. Savaş kılıcını satarım. Ya da bunu satmayayım. Bunu şeye, envantere koyayım. Bu duracak. Bunu satacağız. Bunu satacağız. Bunu satacağız. Bunları giyeceğim. Kolluğu satıyoruz. Bu kalacak. Yüzüğü satacağız. Kolyeyi satacağız. Bunlar gidici. 1 milyon paramız oldu. Güzel. Seni de satıyoruz. Depoya geri dön. Depo neredeydi lan? Where is that lazy boy? Şimdi bu kılıcı koyalım buraya. Hello. Bunları giyeceğim ben. Puanım, güç puanım arttığında giyeceğim bunları. Tamam, böylece devam. Hatta şunları şu tarafa geçirelim. Gözümün önünde kalsın. Mis. Devam. Şimdi skill puanlarına bakmak istediğim bir şey daha var. Önce şurayı bir lootlayayım. Yine buldum bir tane daha. 25 kanama direnci, %30 şansla 10 delme karşı hasarı, %8 can. Bununla bunu şöyle tutalım. Burada ne? 94 hasarı bloklar diyor. 43 hasar verir diyor. Ama işte verdiği ekstra puanlar kötü. Bunları satarız abi. Bunlar çöp. Tamam, buradaki görevi yaptık. Bu görev nice. Bitti. Sahil görevini bitirdik. Bakacağım puanlar vardı. Şimdi ben burada şu ne? Kalkan hizmesi. Kalkan dövüş tekniği hem silah hem de kalkan hasarı verir. Yani kalkanla vurduğum zaman hasarımı arttıracak. Şu ne? Güçlü bir kalkan gerektiğinde çoklu saldırıları inanılmaz bir hızla bloklayabilir ama sadece kısa bir süreliğine. Bunu basıyorum. Bu pasif özellik galiba. Bunu bastığım zaman kalkan hızlı saldırıları blokluyormuş. Toplanma. Boynuzun kesin sesiyle savaşın seyri değişebilir. Tüm mevzilere ilham vererek yenilenmelerini sağlar. Bunu kullanmayacağım. Can yenilememi arttıran. Bunu kullanabilirim. Ben can yenilemesi üzerine gidiyorum genelde. Şeye bakıyorum. Acaba zırhların puanını falan düşüren başka şu özellik gibi bir özellik var mı diye. Benim kullanılmayan niye 5 tane puanım var lan? Oha, beni kullanmadığım 5 tane puanım var. Fark etmemişim. Güzel, kullanalım. Tamam, bir level daha atladığımda ulaşacak oraya. Ayda, hepsini şeye verdim kazara, değil mi? Geri al, geri al. Bir dakika. Ben bunu mantıklı düşünmem gerekiyor önce.
Tamam, bir level atlayayım. Zaten levelin yarısındayım. Diğer bölümde bu puanları dağıtırız. Şu anda versem de bir işe yaramıyor. Sadece çubuk barayını ilerletiyorum. O yüzden beklettim büyük ihtimalle. Burada ne var? Bu adam ne yapıyor? Yosun mu topluyor? Ot mu topluyor? Ne yapıyor? Burada balıklar var. Sizi ben bir öldüreyim mi? Tamam, güzel. Buradan yol mu gidiyor yoksa köyün ucu mu? Burası bitiyor mu? Yol gitmiyor demiş inşallah. Bakayım ha, yol gitmiyor. Güzel. Köyü temizlemiş oldum bu sayede. Tamam, sahildeki balıkçıların işini halletmiş oldum. Artık gidip rahat rahat balık tutabilirler. Ya da iş yapabilirler göl kenarında, Nil nehir kenarında. İstediklerini vermiş oldum adamlara. Tüm reptilyanları, aha. Ne dediklerini biliyor musun? Biri gidip tüm reptilyanları yermiş. Ne yapıyor musun? İşte o bendim kardeşim. Hepsini yok ettim. Onları öldürdün mü? Övgüleri layıksın kahraman. Ya sen övme beni. Sen ne sandın oğlum biz? Hayırdır? Yunanistan'ın bağrından geldik, koptuk buraya. You are the one who saved us from the reptilians. To us, you are the greatest hero. Lütfen bunu teşekkür olarak kabul et. Ne vereceksin abla? Bakayım, aslında güzelsin de. Ne verdin? 8000 deneyim, iğrenç irin. When no one else cared for simple farmers. Ya yoldan geçiyordum öyle. Ne verdin oğlum? Bak, irin ne lan? İğrenç irin verdi. Bunu mu verdin? Şu mu yani? Ödülüm bu mu? Ben bunu yerden buluyordum zaten. Allah belanı vermesin. Daha düzgün bir şey verseydin ya. Bak şu an ayar oldum ha. Verdiğin şeye bak ya. Neyse arkadaşlar. 40 dakikalık bir video oldu. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir haftadır dişimden dolayı konuşamadığım için bayağı bol konuştum bu videoda. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.